Yeniden Refah Partisi Besni Belediye Başkan Adayı İsmail Sümer değerlendirmelerde bulundu. Yeniden Refah Partisi çatısı altında. Belediye Başkan Adayı Sümer, 1 Nisan itibariyle 6 Şubat depremleri sonrası yıkılan kenti ayağa kaldırmanın gayreti içerisinde olacaklarını belirtti. Öncelikle 31 Mart seçimlerinin ilçemize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yeniden Refah Partisi çatısı altında tüm yol arkadaşlarımızdan, ekibimizle birlikte 6 Şubat depreminin yaralarını sarmak ve ilçemizin bir an evvel ayağa kaldırılması için, yaralarının sarılması için projelerimizle birlikte ekibimizle sahaya çıkıp Allah nasip eder 1 Nisan'dan sonra Besni'mizi daha hızlı ve daha iyi bir şekilde ayağa kaldırmanın gayreti içinde olacağız. Besni Belediye Başkan Adayı Sümer, yapacağı projeler hakkında bilgi verirken Besni halkıyla birlikte başaracaklarını vurguladı. Tabii süreç önemli bir süreç. İlçemiz 6 Şubat depreminde özellikle canlarını kaybeden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralara da acil şifalar diliyorum. Özellikle bu süreci biz beraber yaşadık. Birlikte yaşadık. Allah böyle bir afet bir daha yaşatmasın. Ama sahadayız ve hep sahada olduk. Halkın içindeyiz. Biz sorunların içinde olduğumuz için sorunları da biliyoruz ve projelerimiz de bu doğrultuda hazır. Öncelikle depremzede kardeşlerimizin bir an evvel kendi evlerine kavuşması için bunun takipçisi olacağız. Besni'de gençlerimizin yurt dışına diğer bölgelere yani gitmesini engelleyen istihdama dayalı projelerimiz hazır. Özellikle gençlerimizin Besni'de istihdam edilecek edilmesiyle ilgili projelerimizin ilk etapta organize sanayi bölgesinde daha önceden takipçisi olduğumuz projelerimizi bir an evvel hayata geçireceğiz. Kentsel dönüşümün hızlı bir şekilde başlatılmasıyla ilgili bir an evvel bu projenin takipçisi olup Besni'mize kentsel dönüşümle beraber de yürütmemiz gerekiyor. Belediye binamız, hükümet konağı projemizle beraber kent meydanı projemiz hazır. Şu anda onaylanması da bitti. Daha önceki belediye, mevcut belediye başkanımız döneminde onaylanan bir projemiz ama hayata geçirilmedi. İnşallah bu da bizlere nasip olur. Burada en önemli şeylerin bir tanesi seçim sürecinin huzur içerisinde ve hiçbir gerginliğe meydan vermeden geçmesi gerekmeni diyorum. Çünkü Besni bizim için önemli, Besni halkı bizim için değerli. Hiçbir arkadaşımızın, hiçbir kardeşimizin herhangi bir gerginliğe meydan vermeden neticede makamlar gelip geçicidir. Burada asıl olan şey Besni'nin huzuru ve kalkınması ve başarısıdır. Bunu da biz hep beraber yeniden Refah Partisi olarak arkadaşlarımızla beraber, yol arkadaşlarımızla birlikte bunu biz şu ana kadar hiçbir taşkınla meydan vermeden götürdük. 31 Mart akşamımızda da aynı şekilde sürdüreceğiz. Amacımız Besni'miz, amacımız ortak davamız Besni halkıdır. Özellikle de bu projelerin hayata geçmesine de hep takipçisi olacağız.